Şirkete mi gitmek istersiniz, burada mı kalmak istersiniz? Hepsi derler ki biz yerimizden memnunuz, aman, bizimkilere selam söyleyin. Değil mi? Birincisi hani espriyle karışık böyle, gerçekten orada birçok insan arzusudur o mübarek yerlerde olmak. Tabii fazilet midir, büyük bir fazilet midir? Aslında o topraklarda Ebu Cehiller de var, Ebu Lehebler de var. Yani mutlaka toprağa yatan birçok kişiler var. Fakat insanın kendi amelleri, kişinin kendi yaşantısı esas derecesini o belirleyecektir. Bu olsa olsa yakınlarına bir teselli ya da oradaki insanın belki ahiretteki yeniden dirilişinde eğer mekanla ilgili bir düzenleme varsa diğerlerinin aktığı istikamete doğru önden bir çıkışı olabilir. Önemli olan varılacak yerdir. Yani teknik olarak oradan buraya eğer cenazeler gönderilmeye, yönlendirilmeye kalksa binlerce insan vefat ediyor. Mutlaka özel sebepleri vardır. Yani o esnada orada vefat etmiş kişilerin bekletilmesinin, morglar da olsa, büyük bir takım şeyler de olsa, ya ulaşımında sıkıntılar vardır. Yani incelenmiş bir konudur ve Suudi Arabistan bunu döndürmüyor. Çok özel izinlerle belki, işte devlet adamı ve benzeri tarzdaki insanlar için belki bu sağlanabilir. Diğerleri nasıl hani ihramı giyince standart oluyorsa hepsine aynı muamele orada defnediyorlar. Çok yakın tanıdığım birisi hac vazifesi dönüşünde sohbet ediyoruz. Şimdi aklıma o geldi de hanımefendinin 3 tane çocuğu var. Çocuklarını çözlemedin mi dedim. Çocukları da biraz serzenişte bulunuyor. Ya evet. Hiç aramadın sormadın gittin gidişiyor gidişti gelmeyecektin neredeyse falan dediler buna. Evet. Ya aklıma ya bir kez geldiniz ya gelmediniz dedi. Çok enteresan. Gelmediniz gerçek, dedi yani. Gerçekten. Aklıma gelmediniz dedi. Bu genel bir duygu. Yani enteresan yani, değil mi? Özel değil. Orada zaten tadı orada. Biz hani sorulara cevap veriyoruz da aslında hikmetlerinden çok bahsedemiyoruz. Keşke orada yaşadığımız duyguları ve yaşayan insanların hallerini anlatabilsek. Evet. Yani insanlar orada bir sera etkisi altında ve çok güzel duygularla kendilerini sınırlayan, adeta melekleşmeye çalışan, tavaf alanı meleklerin tavaf alanıdır biliyorsunuz. Tarihi Beyt-i Mamur'a gider. Evet. İnsandan önce meleklerin tavafıdır ibadet. Beyt-i Mamur'dan kalan biçimiyle. Orada adeta melekleşerek Kabe'yi dönerler. Oradaki yaşamları haramdan sakınarak, yani mümkün olduğu kadar bütün emredilen Cenab-ı Hakk'ın namazı, her türlü diğer emirlerini yerine getirerek yaşanılan bir biçimdir. Politikadan uzak kalıyor insanlar. Televizyonları izleyip de burada her akşam haberleri dinleyen insan orada haberleri aramıyor. Veya burada çoluk çocuk karşı karşıya olduğu için onların problemleri, meseleleri var. Onları bir şekilde yoluna koymuş burada. Gelinceye kadar dondurmuş kendi zihninde. Evet. O kadar müthiş bir güçle bağlı ki yani hiç namaz kılmayan bir insan düşünün orada 5 vaktini Mescid-i Nebevi'de kılıyor. 5 vaktini Kabe'de kılmak için büyük çaba sarf ediyor. Ki ve onun getirdiği sinerji. Milyonlarca insanla yani, birlikte o ibadeti yerine getiriyor ki keza dönüşünde acaba o namaz onun iç dünyasından mutlaka nasıl sıyrılır gider, nasıl aklına gelmez. O da enteresan i̇şte tabii. O da hocam devam edeceğiz konuşmaya. Hemen evet. Bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Evet Ümit Bey hoş geldiniz. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Ben hacca giden kişiden borç alınır mı? Evet. Yani şimdi mesela hacca gitmek için 7 milyar ya da 10 milyar lazım. Evet. Gidiyorsun mesela işte 500 milyon ya da 1 milyar bir sıkıntım var. Bunu halletmek istiyorum. Yardımcı olabilir misin dediğiniz zaman. Biz mi vebal altında kalıyoruz? Hacca giden kişi mi vebal altında kalıyor? Ya da vermek zorunda mı değil mi? Şimdi hacca gitmek gidecek olan kişinin ekonomik durumu siz demek ki bir şey var zihninizde bir evet. Tablo var ona göre konuşuyorsunuz. Evet. Hacca gidecek olan kişinin ekonomisi ne durumda? Yani gerçekten varlıklı bir insan mı? Yoksa hayır, normal bir kişi de olabilir ama mesela normal bir kişi de olabilir ama mesela şöyle bir şey var yani
7 milyar, 10 milyar veren bir kişi değil mi? En evet. azından hani bir akrabansan 500 milyon ya da 1 milyar ya da 300 milyon neyse. Peki efendim biz ikisini de... giderse daha iyi değil mi? Anlaşıldı. İkisini de konuşalım. Yani varlıklı da olsa, varlıksız da olsa bir konuşalım. Başka sorunuz var mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Peki, hayırlı sağlıklar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Aslında yani karıştırmamak lazım. Yani bu insani bir tavırdır. Hacca giden veya gitmeyen, hacca gitmeseydi verir miydi acaba o 500 lirayı diye düşünmek lazım. Evet. Bizim talep ettiğimiz şey hac parasından bir şey almak mıdır? Yoksa o insanın varlığından bir şey yardımcı olmak mıdır? Ben burada konunun hac olduğunu düşünmüyorum. Yani hacca gitmek için bir insan kendi sosyal durumu neyi gerektiriyorsa 2 milyar, 3 milyar, asgari herhalde şu anda 3 milyar lira civarında bir para gerekiyor evet. gidiş için. 3 milyar liraya da gidebilir, 7 milyar liraya da gidebilir, yani 15 milyara da gidebilir. Yani eğer, bakın bu da önemli bir konu aslında. Yani insanlar lüks olarak hacca gitmeli midir? Yoksa orada sıkıntılar mı yaşamalıdır? O ben, sıkıntının insana katacakları ben, mı vardır? Ben Hilton Otel grubunda gittim mesela. Evet. O grupta giden insanların diğer öncesinde gittiğim turlarda gitmesi halinde o hac mekanlarında çekecekleri sosyal sıkıntıya tahammül edemeyebileceklerini gördüm. Yani bütün hayatı o standartta gidiyorsa o insanı alıp da bir alt kategoride 3-4 kişinin bir odada olduğu yerde ya da ortamının uygun olmadığı yerde zorlarsanız belki orada kalacaktır ama kalışı hapis gibi olacaktır. Buradaki yaşantısına uygun bir formda evet. oraya gitmesi önemlidir. Yani bu 7 milyar da olsa, 10 milyar da, 5 milyar da olsa kişinin kazanımını ifade ediyorsa en doğal hakkıdır oraya gidişi. Ondan da bizim bir çıkarım yaparak hacla bağlantı kurup ya hacca bu kadar para veriyor, ya akrabasına da şu kadar vermesi gerekmez mi demememiz lazım. Hacca gitmeseydi alabiliyorsak mutlaka hacca gidenden de alabiliriz. Hatta yani biraz daha kolayca olur. Ben sıkı sıkıya bunu aslında o yüzden değil. Sordum. Hani insanımız olabilir yani emekli maaşıyla ya da işte efendim cüzi bir miktarda maaşla geçiniyordur da biriktirmiştir. Hani tabir yerinde ise dişinden tırnağından artırmıştır. Hac için para biriktirmiştir. Hacca gidiyorsundur. O arada da hani bir akraban senden çıkmış bir para istemiştir. Yani sen de onu veremiyorsundur ya da işte neyse. Belki başka sebeplerle vermiyor da olabilir. Yani bunun yani. Dediğiniz gibi hacla tabii, aslında alakası yok. Bireysel şu soru olabilir Murat Bey. Yani ikinci defa hacca gitmek yerine ihtiyacımız olduğunda bize vermesi mi uygundur yoksa hacca gitmesi mi? Ha, biz geçen sefer olduğu gibi yine tavsiye ederiz. Diğer hayatımıza yansıyan ve bize sevap kazandıracak olan şeylere yönelin. Akrabalarınızı gözetin, ananızı, babanızı gözetin. Biz bunları deriz. Yani tavsiye de böyledir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu programım... diyor. Ama o insanları nasıl durduracaksınız? O mutlaka gene hacca gitmek evet. için yol bulduğunda oraya akacaktır. Gerçi evet. Ama bunu gözetmeliler. Yani yakınlarını, akrabalarını. Gözetmek lazım. Bugün lazım. Programımızın açılışında da dedik zaten. Hani selden ötürü, bu afetten ötürü işte bazı seyircilerimiz hacca gitmeyelim de hani buraya mı yardımda bulunalım şeklinde. Hac yerine koymamak şartıyla haccını gerekirse erteleyebilir. Peki efendim. Ama haccın yerini tutmaz. Hemen bir telefon daha alalım mı? Alıyor muyuz? Kısa bir reklam arası varmış. Telefonu sonra alacağız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra biz yine buradayız.